Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tutmaç çorbasının tarifini paylaşacağım. Çok güzel, besleyici bir çorba. Yeşil mercimek kullanacağız, erişte nohut kullanacağız. Şimdi buraya 1,5 litre su koydum, o kaynayacak. Kaynarken de ben bir tarafta bu yeşil mercimeğin, 1 çay bardağı yeşil mercimeği buraya alacağım ve güzelce yıkayacağım. Bir içine bakacağım, taş falan olmasın çünkü olabiliyor yeşil mercimekte. Buna da birazcık su koyup kaynatacağım. Direkt atarsanız çorbanın rengini karartabiliyor. O yüzden bir tarafta birazcık şöyle bir 5 dakika kadar haşlayacağım. Kaynayan suyun içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı nohut ilave ediyorum. Haşlanmış nohutu. 1 su bardağı kadar da erişte kullanacağım. Onu ilave ettim. Bir 5-6 dakika bunlar kaynasın. Şimdi erişte ve nohut orada haşlanırken biz de terbiyesini hazırlayalım. Şöyle 1,5-2 su bardağı kadar yoğurt koydum kaseye. Üzerine bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da un. Bunu iyice çırpacağım şimdi. İyice karıştırdım. Onu birazdan ilave edeceğim. Şimdi sizlere yeşil mercimeği göstereceğim. Bakın, yeşil mercimek haşlandı. Şöyle bir 5-6 dakika haşlamanız yeterli. Şimdi bunun suyunu süzüp onu da çorbaya ilave edeceğim. Biraz da üçü birlikte pişsin. Bakın şöyle çorba kaynadı. Artık terbiyesini dökeceğim. Dökmeden önce terbiyeyi biraz ılıtalım. Şöyle 1-2 kepçe alıyorum. İçerisine koyup bir taraftan da hemen karıştırıyorum. Direkt dökmeyelim. İyice karıştırdım. Şimdi karıştırarak tekrardan çorbaya döküyorum. Bir 5 dakika kadar kaynatalım. Çorba artık pişmek üzere. Son olarak tuzunu atıyorum. Tabi damak zevkinize göre azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz tuzu. Ben 1 tatlı kaşığı koydum. Burada da 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 2 diş de sarımsak doğradım içerisine. Bunu da çorbanın içerisine koyacağız. Kuru nane ilave ediyorum bu yağın içerisine. Yağ ısındıktan sonra çorbanın üzerine dökeceğim ve çorbam hazır olacak. Yağı çorbaya döktüm. Karıştırdım ve çorbam artık hazır. Çorbayı şimdi kaseye alacağım. Birazcık katı kıvamlı bir çorba oluyor. Çok da doyurucu. İçerisindeki yeşil mercimek çok besleyici. Çorbamız böyle. Şöyle kıvamını da göstereceğim. Benim eriştelerim renkli erişteydi. Ama yoksa sade de kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.